Merhaba arkadaşlar, Kırmızıkep'e hoş geldiniz. Türkiye ile Zorlu Hedefler serisinin 15. bölümüyle karşınızdayım. Artık son 2 maç almamız gereken puan 2. Arkadaşlar, Division 6'ya çıkmak için mücadele ediyoruz. Daha doğrusu çıktık mı acaba? Çıktık, şampiyonluğa mı oynuyoruz? Onu tam hatırlamıyorum. Hemen bir kontrol edelim. Çıkmış gibiyiz sanki, çıkmış. Arkadaşlar, çıkmış gibiyiz. Son 3 maçımız galibiyet. 2 puan alırsak şampiyon oluyoruz. Şu anda evet, yükselmeye garantiledik arkadaşlar. 14 puan, içime bir şey geldi, böyle rahatlık geldi. 14 puana ulaşmışız. Çünkü çok kritik maçlar. Ne zamandır oynamıyoruz Türkiye serisinde. Artık 1 puan, 1 maç ta galip gelirsek arkadaşlar, bu serinin diğer maçında, bu bölümün diğer maçında Division 6'nın ilk maçını yapacağız. Haydi o zaman hiç riske girmeyelim. Şu son maça bırakmadan bu maçı kazanarak şampiyon olalım arkadaşlar. Kupayı alalım. Kondisyonları bir kontrol edelim. Yalnız bazı istekler var arkadaşlar. Şener aklımda. Şener'i hemen transfer etmek istiyorum. Nadir Çiftçi'nin arkadaşlar, çok fazla talep var ama maalesef paramız yetmiyor. Bakalım, düşmüşse Nadir'i de alırız. Hemen Nadir'le başlayalım. Nadir Çiftçi, Sercan'la beraber müthiş işler yapar diyorlar. 20.000, 22.000 düşmüş, 40.000'lerdeydi en son, 14.000. Hemen alacağım. Daha düşük var mı? 11.000. Hemen şunu listeye ekleyelim. Tamam, Nadir de geliyor arkadaşlar. Sözleşme 6. Temel. Şöyle bakalım, 14.000'e falan daha özellikli bir şey varsa, 11.000'e, 12.000'e. Tamam. Nadir'i alıyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlar Nadir. 20.000 paramız var. 5 skill hareketine sahipmiş arkadaşlar. 5 yıldız. Ben bunun daha önce Nadir'in YouTube'da yine videolarını izlemiştim. Yabancı kişiler tarafından yüklenmiş ve attığı goller hem gerçek futbol yaşantısında hem de FIFA'da arkadaşlar attığı gollerden oluşan bir video var. Harika gerçekten. Umarım biz de Nadir'le öyle goller atar ve YouTube'a yükleriz arkadaşlar. İşte Mustafa Pekteme'yi de almıştık, oynatamadık. Kondisyonu iyi olan Bilal var. Bilal'i bir şimdi ilk 18'in dışına alalım. Kulüpte saklayalım. Onun rotasyonunu yaparız tekrardan. Bir de Şener var arkadaşlar. Tavsiyeler üzerine Şener. Cenk Tosun'u almıştık. Mustafa Pekteme'yi almıştık. Şener Özbayraklı. Şener Özbayraklı. Evet. Hemen buna da bakalım. 2000-3700. Çok güzel. Al gitsin. Hemen. Hiç uğraşmaya değmez. Şimdi ata. Şener'i de bu maçta oynatalım. Şampiyonluk maçına çıksınlar. RB. Gökhan Gönül'ün yerine oynayabilir. Aktif kadroya kat. 99 kim var arkadaşlar? İbrahim Toroman'ı da şimdilik bir yedek kadroya alalım. Tavsiyeler vardı arkadaşlar. Güzel oyuncular vardı. Bir Şener daha aratayım. Başka ne vardı? Hemen hatırlamaya çalışıyorum. Neyse, bu bölümde unutmuş olalım. Ben çünkü yine araştırmadan girdim. Aklıma hep oyunu başlattığım zaman geliyor tavsiyeler. Zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Bu bölümde de Türkiye milli kadrosuna, A milli takımımıza 2 oyuncu daha ekledik. Onları şu anda oynatabiliriz. Özellikle Nadir'i ben de çok merak ediyorum. Sercan'la harika işler yapıyoruz. Bakın, Sercan'ın da kondisyonu düşmüşken Nadir Çiftçi'yi bir alalım bakalım. Gerçi aldığımız Nadir'in de kondisyonu düşük ama 93'ten çok problem olmaz. Sol tarafa Arda ile başlayacağım arkadaşlar. Sağ tarafa Gökhan Töre yerine Olcan adını alacağım arkadaşlar. Olcan'ın da kondisyonu iyi. Ortada 86'lık Hakan Çalhanoğlu'nu çıkarıp Oğuzhan Özyakup ne durumda? O da mı 86? Orta sahamız çökmüş durumda arkadaşlar. Şöyle yapalım. 86 çok da fena bir oran değil. Alper Potuk. Şurada Selçuk İnan var. Selçuk'un yerine Nuri Şahin'i alayım. Nuri Şahin. Benim sevdiğim tarzda futbolculardan biri Nuri. Kim olabilir? Bilal Kısa'yı alacağım arkadaşlar. Evet, Bilal'i çıkarmıştık. Ya da Salih Uçan bu maçı oynasın. Ne zamandır oynamıyor. Egemen şöyle bir kadronun dışına.
Semih Kaya'nın kondisyonu düşük. Semih Kaya'nın yerine defans Serdar Aziz ya da Egemen oynasın bugün. Semih Kaya'yı kadromuzda bayağı zenginleşti arkadaşlar. Hakikaten bayağı zenginleşti. Serdar Aziz'i bu maç dışarı alıyorum. Buraya arkadaşlar Uyruk Türk, Salih Uçan ne zamandır kullanmıyoruz. Emre Belezoğlu'yu hiç oynatmadık. Bilal'i çok oynattık. Bakın buradan istatistiklerimize bakabilirsiniz. Bu kulüpte oynadığı 4 maçta 4 gol 2 asisti var. Emre hiç oynamadı. Bir kere oynatmışız herhalde. Salih'i de 15 maçta oynatmışız. 1 maç 15 maçta 1 gol 1 asist. Salih biraz daha hızlı çünkü sağ tarafta Nuri biraz yavaş kalacak arkadaşlar. Salih'i buraya alalım. Ama bir tane alternatifi olması lazım. Selçuk'u dışarı alıp arkadaşlar oraya da Bilal'i alacağım. Ya da Oğuzhan kalsın. Hızlı bir ofansif orta sahaya ihtiyacımız var. Haydi bakalım arkadaşlar. Kadromuz tamam gibi. Caner'in yerine de İsmail Köybaşı'yı aldık mı arkadaşlar? Bu iş tamamdır. Hadi Şener Özbayraklı'ya da bir kıyak geçelim. Gökdeniz Karadeniz kadrodan çıksın. Şener Özbayraklı neredesin? Şener Özbayraklı. Göremedim, orada mıydı? Kadroda mıydı yoksa Şener? Aa buradaymış, pardon. O zaman bir oyuncu daha alabiliyoruz şu anda. Ne zamandır oynatmadığımız oyuncular Mevlüt, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ın informunu al diyen çok kişi var. Maalesef param yok informunu almaya. Gerek de var mı aslında bilmiyorum. Genç oyuncularımız sıklıyorlar bizi. Biraz daha division ilerleyince Burak Yılmaz'ın da informunu alabiliriz. Hamit Altıntop'u hiç oynatmadık mesela ama çok yavaş. Bekir, Serdar Aziz, Volkan Şen, Umut Bulut, Gökdeniz, Karadeniz, Cenk Tosun. Haydi bakalım Cenk Tosun da bugün Sercan'ın yerine burada yedekte dursun. Güzel bir kadro oldu. Her şey futbol için elverişli. Haydi bakalım maçımızı aratıyoruz. Bu maçı kazanırsak Division 7'nin şampiyonuyuz. Rakip hazır. Rakip Fenerbahçe. Türkiye formalı bir Fenerbahçe. Haydi bakalım. Oo 86. Türkiye Lig'in yani Türk oyuncu ama tamamen Bundesliga'dan kurulu bir takım. Haydi Türkiye'nin gücünü bir Türkiye gösterelim. Belki yurt dışında yaşıyordur, belki Almanya'da yaşıyordur, belli değil yani. Türk ama çok güzel. Futbol için her şey elverişli. Haydi başarılar Türkiye'm. Ribery karşısında Şener Özbayraklı. Salih, aman Salih. Özlemişim Türkiye'yi. Arda Turan. İşte Nadir'i aldık arkadaşlar. Nadir ilk kez sahada. Güzel bir ara pası Nadir'den. Hakan Çalhanoğlu bastı. Hakan vurdu. Müthiş bir gol. İnanılmaz bir gol. Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Harika bir gol arkadaşlar. Hakikaten takdir edilesi bir gol. Yan fileye. 1-0 öne geçtik şampiyonluk maçında. Müthiş bir gol. Gerçekten biraz yavaş kaldı diye aslında istediğim şeyi yapamaz diye düşündüm ama Hakan müthiş bir gol attı. Tebrikler Türkiye. Dakika 5 oldu. 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Haydi bu takım bakalım neler yapacak. İsmail Köybaşı oyunun yönünü değiştirirken çok hatalı bir pas ama Şener formayı ilk kez giymenin gayretiyle azmiyle o topa yükseldi. Salih Uçan. Salih bugün biraz tutuk başladı gibi. Hakan Çalhanoğlu ara pası Nadir'den vurur mu? Şener Özbayraklı dönen top vuruş, voley. Offside. Offside.
O voleyi Nadir mi vurdu ya, Hakan mı vurdu yoksa? 24 numara kim? Sanırım şey, Hakan. Yani eğer Nadir çıktığı ilk maçta öyle bir voley vurduysa sanırım Nadir arkadaşlar, 23 numara. Hakan, ha 24. Yok Hakan'mış. Çok hızlı başladık yalnız. Haydi nazar değmesin. Şampiyonluk maçı. Bu kupayı bu maçta getirin. Hakan. Harika hareketler Hakan'dan. Güzel pas. Nadir kaçtı. Nadir. Baskı Salih, izlemek yok oğlum. İzlemek yok bu takım. Sen en son oynadığın günden beri çok yol aldı. Çok yol kat etti. Çok geliştirdi kendini. Durarak olmaz bu işler. Çok zayıf bir şut. Tolga Zengin. Uzun top. Haydi oğlum. Arda. İsmail Köybaşı. Aman Salih. Tutuk başladı Salih. Evet. Marşı biraz durdurmanın vakti geldi arkadaşlar. Oyuna konsantre olmak istiyorum. Egemen Korkmaz. Salih Uçan. Salih, artık top kaptırmamalısın. Nuri Şahin. Yine hatalı bir pas arkadaşlar. Bana neler oluyor böyle? Offside. Kendime gelmem lazım. Eve şimdi geçtim arkadaşlar. Yorgunum, çok yorgunum. Gözlerim ekrana odaklanmakta zorluk çekiyor biraz. Bir de takdir edersiniz ki yoğun ışık altında oynuyorum şu anda arkadaşlar. Arka tarafı görünmez yapabilmek için kuvvetli bir ışıklandırmaya ihtiyacınız var. O da gözüme vuruyor. Bu da oyun kalitemi etkiliyor biraz aslında. Haydi. Nadir Çiftçi. Skill hareketleri meşhurmuş arkadaşın. Meşhurmuş arkadaşın. Haydi Hakan. İlk golün sahibi Hakan. Nadir, skill hareketleri meşhurmuş. Arda, hayır. Deneyelim mi bir kere daha? Ama çok şey gibi, ağır gibi. Salih'im benim ya. Aa, nasıl ya? Nereden gitti o top? Nadir böyle ilk anlık hareketi çok ağır gibi arkadaşlar. Belki topu ayağına aldıktan sonra durdurulamıyor olabilir ama ilk hareketi çok ağır gibi geldi bana. E tabi yani normal 68'lik oyuncu arkadaşlar. İsmail Köybaşı çıktı. Haydi Nadir Çiftçi'ye. Nadir topu ayağına aldı. Nadir skill hareketleri meşhursa bir şeyler yapalım. Ya orada adam değiştirmeye basarken şut çektim yanlışlıkla ya. Gelişini orada çok yapıştırmak istiyorum, sert bir şut. Yine zayıf bir şut olacak. Hadi. Hadi hızlı. Hızlı çocuklar. Hakan Çağlanoğlu Nadir'e. Allah Allah Nadir. Sanırım ben 5 skill'li bir adamla ilk kez oynuyorum. Ama rakipler için sinir bozucu oluyor bu skill hareketleri. Mesela benim karşımda böyle durmadan skill hareketi yapan bir oyuncu oldum, ben deli oluyorum arkadaşlar. Ama onlar hiç top oynamıyor. Hep skill yapmaya çalışıyorlar. Ben yine top oynamaya çalışıyorum. Korner. Dakika 35 oldu. Nuri Şahin ceza sahasının dışına. İndirdik. Vurduk, gol oldu. Yine mi offside? İki tane golümüz böyle güme gitti arkadaşlar. Bu biraz minim sanırım. Yani kritik bir offside kararı, evet. Çok rahat oynuyoruz arkadaşlar. Şampiyonluğun gelmesi çok zor olmayacak gibi ama ikinci yarılarda bana bir şeyler olduğunu da göz önünde bulundurursak arkadaşlar, ilk yarıda birkaç gol atmamız lazım. Bırakmamız lazım şimdi Nadir'le böyle skill hareketlerini filan. Aa, neden bıraktın İsmail? Ya İsmail, ne yaptın sen İsmail? Enteresansın İsmail ya.
Such a good side in this division and on the verge of winning the title, but they have to win it today. Ne yaptın öyle ya? Now it's level, having conceded that goal, and they just lost their way. Hadi sıkıntıya sokmaya gerek yok maçı. Düzgün bir şekilde oynayalım şu gözüm. Gözümü biraz kendine getirebilirsen. Gözüm sulanıyor yani. İsmail Köybaşı. İsmail. İyi pokuyon. Adatura. Nuri Sahin. Nuri'nin en iyi özelliklerinden biri pası arkadaşlar. Bakkala yarim yaz geldi. Nadir at. Çıktığın ilk maçta şu golü at. Olcan adım ne güzel çalım attık orada. Sevdiğim skill hareketleri o tarz. Böyle Alex de Souza tarzı. Orta yaparken iki bilek hareketi. Süsleme yani. Böyle hayat skill'den ibaret olmamalı yaparken. Mesela şöyle. Yanlış döndüm. Sırf kontra atak ya rakipler. Bravo. Ömer Toprak. Bakalım skill'lerine. Bakalım gerçekten de öyle mi? Penaltı. Gerçekten de öyleymiş Nadir. Yani Nadir'in ayağına top gelince böyle insan durmadan sihirbazlık yapası geliyor. Ama hakikaten çok iyi oyuncu arkadaşlar. Nadir müthiş bir oyuncu ya. Beni bugüne kadar izliyorsunuz. Benim böyle hareketler yaptığımı gördünüz mü hiç? Yok, çünkü yapmıyorum. Ama Nadir 5 yıldız insanın yapası geliyor gerçekten. Hakan Çağlanoğlu, bence çok güzel bir gol attın, bu golü kaçıracaksın. O yüzden seni değiştiriyorum penaltıda. Nuri Şay. Arda atsın ya. Arda kendine gelsin biraz. Takıma skor bakımından çok fazla katkısı yok bizim Arda'nın. Haydi. Yemin ediyorum ben durdurmadım arkadaşlar. Size yemin ediyorum ben durdurmadım. Kendi kendine durdu. Herhalde çok bekledi. Vallahi kendi kendine durdu. Hiç kareye basmadım bile arkadaşlar. Şaka gibi ya. Allah Allah. Oyun kendi kendine penaltı çekti ya. Var mı böyle bir şey? E ben adam değiştiriyorum 50 saat. Topu koyuyor böyle, başında bekliyor. Geriye çekilmesini sen bekliyorsun 15 dakika arkadaşlar. Çok büyük bir haksızlık bu ya. Penaltıyı çektirmedi bize. Kendi kendine penaltı çekti. Moralimiz bozuldu. Neyse, bu maçı alacağız arkadaşlar. Böyle öyle ya da böyle alacağız yani. Ne olduğunu anladınız mı tam olarak? Şimdi Hakan topun başındaydı. Ben Arda'yı seçtim. Arda topun başında, topun önünde durdu böyle. Geriye gelmesini bekliyoruz tabii, şut ibaresinin çıkması için. Göstergesinin çıkması için. Bir 5-6 saniye orada bekledi. Ondan sonra döndü. 2-3 kere gittikten sonra kendi kendine penaltıyı vurdu. Yani zaman çok bekledik diye öyle bir şey oldu ama o beklemeyi biz yapmadık aslında. Bir şey yok, bir şey yok. Ya bir şey yoktu ama ya. Fal. Bu Nadir nasıl bir oyuncu ya? Hadi Arda, hadi Arda. Beklemek istemiyorum. Ver hemen bak, adam gelmeden. Nuri Sahin. Committed himself here. There wasn't much cover. O biraz saçmalıktı işte benim için. Nuri Sahin. Nadir at bunu. At bunu, Nadir çiftçi golünü attı. Türkiye 2-1 öne geçti nihayet.
Nadir git o ara pası veren Nuri Şahin'e koş. Nerede Nuri? Gel buraya Nuri. Gel oğlum. Burada da bir skill hareketi yap. Hakeme "Oh you can" yap. Hakeme bir aparkat çek oradan. Çok iyi ya. Yani Nuri Şahin'in ayağına top geldiğinde arkadaşlar biraz sakinleşip etrafı kolaçan edip ara pası vermeniz gerekiyor. En büyük özelliği çünkü Nuri Şahin'in pasları arkadaşlar. İnanılmaz yavaş bir futbolcu. Yani hızı 50 küsürlerde sanırım. Şutu çok fazla iyi değil. Ara pası vermek zorundayız. %61, %39 çıkar mı acaba rakip? Çıkmaz herhalde ya. Bir İsmail Köybaşı değişikliği yapmak istiyorum aslında ama gerek yok, neyse. Bu arada rakibin oyuncularına bakın arkadaşlar. Ribery, Lewandowski, Robben, Schweinsteiger, Philipp Lahm, Mario Götze, Alaba, Boateng, Hummels, Piszczek, Neuer. Yani 86'lık rakip. Kötü. Kadrosu inanılmaz arkadaşın. Bizden hemen hemen reytingi 10 yüksek. Ama oynatmıyoruz işte. Tebrikler bu yüzden çocuklara. Haydi bakalım. Aubameyang da girdi. İsmail Köybaşı. Engelleme var. İşte bu oyunda en sevmediğim şeylerden biri. Verkaç sonrası adamı böyle bir engelliyorlar, bir ayak darbesiyle ona faul vermiyor. Hız kesiliyor yani. Hızı kesiliyor adamın. Şu an tam faul var mı yok mu onu bilmiyorum ama çok oluyor bu. Çarpıyor. Emenike çok bende oldu. Düştü. Hiçbir şey yok. Haydi. Kaleciye çalım deneyeceğiz. Bu kadar yavaş olursan deneyemeyiz ama. Ya işte bu top ilk kontrolü çok yavaş Nadir'in. O da olsa herhalde Ronaldo olurdu. Haydi bizim önümüzde kalsın. Herkes bugün skill oldu. Rakip o kadar zor top yapıyor ki arkadaşlar, nedenini anlamıyorum. Ah. Frank Ribery. Ne oluyor böyle ya? Yine saçma bir gol yiyeceğim arkadaşlar, bakın. Bravo ya Ömer Toprak. Kime? Ona değil. Neyse, ona olsun. Haydi. David Alaba. Lan Arda, al o topu artık. Neyse arkadaşlar, bir gol daha atayım da ben top Nadir'in ayağına gelince yemin ederim skill hareketi yapmaktan bütün pozisyonları kaçırıyorum artık. Az ve öz yapmak gerekiyor. Kornerlerim tehlikeli biliyorsunuz arkadaşlar. Penaltı. Ver aradan bir penaltı daha. Lan. Bravo Şener, harikasın. Nuri Sahin. Lan at artık ya. İlk pozisyonda at be oğlum. Niye top sürüyorsun be adamım? Uf, vallahi sıkıldım ha. Şu maç sonuna kadar oynasınlar bunlar. Gerçi Alper Potuk da var. Oğuzhan ve Alper'in dinlenmesini istiyorum bir sonraki maç. Bunun oyuncu değişikliğine gitmeyeceğim.
Gitmeyeceğim. Biraz dinlensinler. Biraz da defansif futbol yapayım çünkü kontra atak yiyeceğim. Belli yani. Ultra defansif. Ben kontra atak oynayacağım. O zaman çok daha iyi olabilir. Ya şurada yapsa şu kontra atak olayını. Çok salağım ya. Bir daha nadir riskli hareketi yapmayacağım arkadaşlar. Orada kaleciyi çalınlamak istedim. Ya vur gol olsun ya. Vur gol olsun ya. That title will have to wait for another day. Yeah, and there's been one or two moments where they've looked under threat, but they have got. Hayır, bu kadar boş bırakılır mı be? Salak mısınız siz ya? Oh oldu bana ya, vallahi oh oldu bana ya adam. Herkes önünü açtı ya adamın. Herkes önünü açtı adamın. Vallahi oh oldu bana. İnşallah yenilirim ya. Bu kadar salaklık yaparsan yenilmeye mahkumsun yani. Division altının ilk maçına çıkacaktık, ne güzel ya. Uf. Lan ne oluyor bu? Açmayın şu adamların önünü ya. Salak mısınız siz abicim ya? Oynamayan adam gol attı bize ya. Arkadaş olamaz ya. Lan ya bu oyuncu değişiklikleri ne kadar kafayı yedi ya. Oh, strese girdim 5 dakika. Strese girdim. Nadir. Yemin ediyorum oyundan nefret eder duruma geldim 2 dakikada ya. Yani bu rakipten 2 gol yiyorsam sorgulamam gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Sanki ben böyle defansif yaptım, kontra atak yaptım, oyuncularım o moda büründü böyle. Lan oğlum. Neyse hadi şampiyonluk geliyor arkadaşlar. Moral bozmak yok. Sadece bir dakika içerisinde arkadaşlar ruh halim değişti. Yani ne kadar keyifli oynuyordum. Sadece bir dakika. Yani o yediğim gol pozisyonunda bütün pozitif enerjim gitti. Tamamen negatif enerji yüklendi üstüme. Olamaz böyle bir şey ya. Benim de sinirim çabuk bozuluyor arkadaşlar. Bazen istediğim şeyleri yapamayınca orada elim ayağım birbirine girdi. İstediğim adamı seçmiyor. Başka adam çıkıyor. O adamla yanlışlıkla önünü açıyorum çünkü diğer adamı seçeceğini tahmin ediyorum. Onunla önünü açıyorum. Ben aptal gibi adamın önünü açıyorum yani. Neyse şampiyon olduk. Bakın rakibin kaleyi bulan 2 şutu var, ikisi de gol yani. Böyle bir şey yok zaten. Şampiyon olduk ve Division 6'dayız artık arkadaşlar. Maç bile açasım gelmiyor şu anda. Çok şey oldum yani, dokunmayın ağlayacağım az sonra. Haydi. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Yalnız Nadir hakikaten. Hemen kadro değişikliklerine bakalım. Hakan çıkıyor. Alper Potuk giriyor. Oğuzhan. Salih yerine Alper. Arda kalsın. Sercan Yıldırım. Fatih hocam beni unutma diyor. Ben seni taşıdım, sıkladım diyor. Bırak şimdi Nadir'i diyor.
Nadir takım oyunumuzu bozuyor diyor. Bakın bireysel oynuyor diyor hocam. Ben takım oyuncusuyum diyor. Haydi bakalım. Aslında Nadir'le Sercan'ı oynasan yan yana. Bu oyuncunun özelliklerini tam olarak nasıl görebiliriz? Oyuna girdikten sonra değil mi? Böyle yapınız. Olcan. Şener iyi oynadın ama Division 6'dayız artık. Yerini Gökhan Gönül'e teslim etmen lazım. Sen de Caner Erkin. İsmail Köybaşı'dan al. Egemen. Ömer Toprağı çok beğendim. Semih Kaya dinlendiyse Egemen de değişebilir bu maç. Haydi. Kadro güzel. Yedekleri kontrol etmem lazım. Selçuk İnan. Mustafa Pekdemek'in yerine. Çok fazla forvetimiz oldu. Nadir Çiftçi de Cenk Tosun'un yerine. Egemen, Gökhan, Olcay Şahan, Hakan. Güzel. Haydi bakalım. Rakibimizi aratıyoruz arkadaşlar. Artık Division 6'dayız. Rakip hazır. Rusya mı? Artık neresi bilmiyorum ama. Değiştir hoca, böyle olmaz. Kırmızı, ikisi de kırmızı. Heh. Yaz. Yes. Hayır. Diğer. Heh. Tamam böyle. Tamam. Heh. Bu ne böyle? Aman tanrım. Rating 78. Tam ratinge bir şey demiyorum da. Uyum ne böyle ya 46. Umarım hileci değildir arkadaşlar. Hileciyse ben bu adamın, yani ön yargılı olmak istemiyorum ama başlarım. Yarım saat forma ayarlattı bir de bize. Umarım hileci değildir. Haydi bakalım. Bakın topu kaptınca çıkacak. They will want to get off on the right foot, starting off at the bottom. Let's see what they can do. Well, you practice so long and so hard in pre-season training and you hope to turn it. Rakip zaten anlaşıldı arkadaşlar. Yani adamın takım oyunuyla alakası yok. Alıp başını gidecek öndeki birkaç hızlı oyuncuyla. Haydi biz de öylelerine cezayı. Arda Turan. Arda sokuldu. Ceza sahasına girdi. Harika hareketler. Pasını verdi. Niye ceza sahası dışına? Vur. At onu. Abi bu kadar geriye niye pas atarsın? Sen beyinsiz misin ya? Allah Allah. At. Sercan bomboş. Yanında bomboş ya. Ver, tıkladık ya. Sanırım arkadaşlar şunu da yeni keşfettim. Pas şiddetini doldurmadığınız zaman, yani az ya da çok doldurmadığınız zaman, tık yaptığınızda otomatik olarak atıyor. Yani onu kendi dolduruyor. Bir şeyler yapıyor. Yani bir tıklamayla en uzak oyuncuya atamaz. Ben böyle buna karar verdim. Tek tık dokunduğunuz, yani doldurmadığınız zaman bilgisayar kontrolü sizden alıyor. Otomatik pas gibi bir şey veriyor herhalde. Oğuzhan. Gabi araya girdi. Haydi pres. Haydi Türkiye'nin presi. Lan nereye o kadar boşluk? Bak. Arkadaşlar beni çıldırtan en büyük şey adam değiştirememek ya. Bu oyundaki en önemli şey belki zamanında doğru adamı seçmek. Hele defansta o bir salise bile geciktiği zaman arkadaşlar bütün defansınız allak bullak oluyor. Ah Nuri ah, pasın iyi dedik. Ah Nuri ah, pasın iyi dedik. Cümle aleme rezil ettin bizi Nuri. İndirirsin. Oyunda takılmalar var, kasmalar var arkadaşlar. Maalesef kasmalar tam rahat hareket ettirmiyor insanları. Ve kasma olduğu zaman çok fazla saçmalıyorlar. Bunu da test ettim arkadaşlar. Sekmeler, çarpmalar. Kamera yakalayamıyor, o ona çarpıyor, düşüyor. Lag olduğu zaman oyun tamamen kafa yiyor arkadaşlar. Bak. Keep to collect this one.
Daha sakin olmam lazım. Rakip herhalde Rusya'dan arkadaşlar. Belli yani, nickinden belli. Takılıyor, takılıyor. Division altının ilk maçı. Puan kaybetmeyelim. Aman Allah'ım. Feridun Doğancay, the referee who's just blown his whistle here. I'm not quite sure what for. Perisic. Demba Ba. He's gone and won the ball. Hayır, daha sakin. Very good tackle. Be ready. Cut it out. Of. Of. Lan oğlum, en yakınını oyna ya. Serkan Yildirim. Oh, he's through. In with a chance. Bu kadar ya. Tabii, Sercan, gözünü seveyim Sercan. Yani gözünü seveyim bir tepki cümlesi aslında da. Gözünü seveyim gerçekten. Uzat gözünü, sevmek istiyorum. O gördüğün yeri seveyim demek istiyorum yani. Müthişsiniz haydi çocuklar, 1-0 öndeyiz artık. Hiç strese girmeye gerek yok. Bağlantı bize sıkıntı çıkarmasın. Bu rakip çok şahsi oynuyor. Ona müsaade etmeyiz biz. Sadece oyunculara az önceki istediğim gibi hareket ettiremiyorum. Lag'dan dolayı. Lan, heh. Lan 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 lan. Yetiş. Müthiş orta. Bu ne abi ya? Hangi yüzyılda yaşıyorsun abi ya? Ona değil be, aradaki adama ya. Uf. En nefret ettiğim şeyler oluyor böyle lag olunca işte. Allah'ım ya Rabbim. Ben o pası oraya atar mıyım ya? Öyle bir pas atar mıyım ben ya? Neyse, haydi. Anladık lag olduğunu. Fazla konuşmaya gerek yok. Lan koş biraz daha yavaş ya da biraz daha hızlı olsan. Uzat. Bak Dem Baba ya, o da çalım denemeleri. Ona çalım, buna çalım. You can understand his eagerness to try and get in. They're holding a high line, but he's offside. You just want your striker to delay that run. He's pretty quick. He can afford to give the defender another yard. Offside. Koşma. Koşma. Niye çalmadın? Bize çalarsın ama böyle durumlarda. Durdurursun oyunu top sürerken. Demek canını isteyince çalmıyorsun. Biz de senin anladığın dilden konuşuruz. Biraz daha geriye be. So important for the modern day keeper to adopt a good starting position and to act as the sweeper for that back four. And the goalkeeper can just stroll. Hadi ilk el bitiyor. İlk el bitmeden bir gol daha gelir. Bir gol daha gelir arkadaşlar. Oğuzhan, vur omzu ona. Bravo Oğuzhan. Ver pasını artık. 50 günde vermedin ya. Of. Lan vurun biriniz. Kahretsin ya. Hiçbir şey yapamıyorsun. İstediğin şeyleri yapamıyorsun. Ondan. Oğlum araya giriyorum ben. Şut çekmiyorum orada ya. Bu kadar rahat araya gireceğini bilsem zaten o hamleyi yapmam. Ne olur bitsin bu maç. Rakip bana tehdit değil, oyun tehdit. ...45 dakikalık bölümde arkadaşlar rakip hiçbir şey yapamadı. Ben kendimle savaşıyorum. Adeta kendimle savaşıyorum. Drogba oyuna girdi. Madem oyun donuyor, ben de Alper Potuk'la bunları yapacağım. Bomboş. Lan bomboş, bak attığı yere bak Arda'nın ya. Önünü atsa şu adamın var ya.
Maybe the cross. Takes the shot. He tried his luck, but his luck was out. Ne garip ya. Gabby. Arango. Orada bir omuz var. Görmedi mi omuzu hakem? Penaltı mı? İyice saçmalıyorsunuz ha. O topsuz alandaki oyuncu adamın ağzını kırdı ya. Sercan Yıldırım. Senin ayağını boyarım ben. Ayakkabını boyarım. Kramponunu boyarım senin. Helal olsun sana ya. Biraz yavaş kaldın ama toparladık zar zor. Bravo. Haydi marş açın ya, marş açın deşi, marş açın. Marş açın. Aman 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 aman. Bir elim joystick'te değildi. Arkadaşım bu nasıl futbol ya? Sen niye bu oyunu oynuyorsun ya? Al sana bu çalımı ye o zaman. Ama bu kadar kötü pas verme ondan sonra ya. Rakibe şut çektirmeyin. Şut çektirmeden bitirelim ya. Deli olsun. Deli olsun rakip. Hayır. Neyse. Olur. Bas topa. Kaç oğlum. Kaç. Bravo Caner Erkin. Yapıştır Caner Erkin. Ol Can adın. Adın yazılacak Mücevher Taş'a diyor şu anki marş. Olcan adın yazılacak Mücevher Taş'a. Ne kadar oturdu. Haydi 3-0. Türkiye haklı sevincini yaşıyor. Şutlarda 7-0 öndeyiz. Adam uslanmıyor ya. O bir pas ver arkadaşım ya. Ha bir de uyarıyor terbiyesiz. Durduruyorsun oyunu. Atağa kesin bir de uyarıyorsun. Düşelim mi yani? İlle düşelim mi kırmızı kart olması için? Gol ha. Keşke gol olsaydı ya. Tarihe girerdik. Aşıt. Gökhan bu faul değil mi? Ne yaptın lan? Pasta. Kardeşim nereye gittiğini bir açıkla ya bana. Vallahi. Senin adını özür, offside yarım saat sonra attın. Oyun güncellendi ya. Bakın arkadaşlar Ultimate Team'e girmeden önce güncellendi. Umarım bu offside sorununu düzeltmişlerdir ya. Topu bıraktım bakın düdüğü de vazgeçti. Çalmadı yani. Çok sevinirim eğer öyle bir şey olduysa. Adam ağlıya ağlıya geliyor. Zorla geliyor ya. Adamın ilk şutu gol. Bir önceki maçta da adamların iki şutu gol oldu. Çok enteresan ya. Hakikaten çok enteresan. Böyle her vurdukları gol olacaksa emin olun 17 tane pozisyon versem arkadaşlar yine bir tane gol olur. Belki atamazlar.
job for the defender. Good link up. Now here is a chance for them. Penaltı. Futbol böyle oynanır. Belki benim maçımı izledikten sonra, bu maçı oynadıktan sonra futbola bakış açın değişir kardeşim. Bunu gerçekten umut ediyorum. Futbol dünyası bir tane daha insana kavuşur. Futbolun tek kişilik bir oyundan olmadığını anlar. Gör ya bak, böyle şeyler yapılabiliyormuş dünyada. Yani pas ver arkadaşım, pas ver. Halı sahada mısın? Kim? Bu sefer değiştirmeyeceğim. Haydi Arda. Arda Turan golü attı. Kameramana koşuyor Arda. Secdeye yattı Arda. Dın 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 dın. Hala ne yapıyorsun sen ya? Gel. Çalım düellosu başlatalım seninle. Haydi. Alper Potuk gel. Bir. İki. Üç. Çok dar açıya girdik ama. Faul. Alper Potuk. Çalım atmak istiyorsan yine benden öğrenebilirsin bir şeyler. Haydi Alper, kaldığı yerden devam. Oo, Uche. Dayanamadı, sakatladı artık. Ver. Arda Alper kadar değil. Oho, adam pas verdi, hayret. Kesin gol. Kaleci hayatta kurtaramaz. Kesin gol. Kaleci şut çektiyse, adam şut çektiyse kesin gol. Hadi bir gol daha yiyelim. İzmir'in yine gol. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bitir artık hoca sen de. Abartma yani bu kadar. Gol yesek bir gol daha yedirttirecek yani. Bitirme o zaman. Bitirme delikanlıysan. Delikanlıysan bitirme. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nasıl bir maç ya? Of. Galibiz arkadaşlar. Türkiye durdurulamıyor. Türkiye Division 6'ya farklı galibiyetle başladı. Çok rahat bir futbolla başladı. Hepinizin alnından öpüyorum arkadaşlar. Maçın oyuncusu kim? Tabii ki Sercan Yıldırım. Oraya kimi koysak, Nadir ya da Sercan, fark etmiyor. Türkiye affetmiyor arkadaşlar. 8.8, bir gol ama kaç asist? Yine bir asist. Bunu elbette arttırabilirdik. Artık biraz gevezelik yaptık. Rakibin kaleye bulan iki şutu gol oldu yine arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. Ama şöyle bir kıyasladığımız zaman bizde kaleye bulan 6 şutumuz var. Onun da 4'ü gol. Oyuncu puanları... Az önce görüntüye geldi. Tebrikler Türkiye. Division 6'ya galibiyetle başladık. Bir sonraki bölümde Division 6'da yine namağlup bir şekilde ilerlemeyi, mağlubiyet almadan ilerlemeyi hedefliyoruz. Tebrikler çocuklar. Bu bölümde kadromuza 2 tane yeni oyuncu dahil ettik. 2 tane çok güzel, birbirinden güzel maçlar yaptık ve alnımızın akıyla bu bölümü de bitirdik. Sizleri
tebrik ediyorum. Sizleri seviyorum. Sizleri niye tebrik ettim bilmiyorum ama bunu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde pardon. Bir de ta ikinci, üçüncü bölümde böyle ilk bölüme girerken arkadaşlar bayrağı sallıyordum. Daha sonra böyle bırakmışım bayrağı. Biraz hızlı bırakmışım herhalde, arkama düştü. Bayrak atalım mı diye yorumlar gelmiş. Arkadaşlar, Türkiye serisi yapıyorum. Her bölüme bu bayrakla çıkıyorum. Sizce bu bayrağa karşı benim art niyetim olabilir mi? Olabilir mi sizce? Yani o kadar güzel şeyin arasında bir tane böyle bir kusur görünce lütfen yüklenmeyin. Yani vardır bir yanlışlık. Hemen yargısız infaz etmeyin insanları. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkürler. Haydi görüşürüz. Türkiye ile Zorlu Hedefler serisi Kırmızı Kep kanalında devam edecek. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.